Merhaba sevgili dostlarım, hoş geldiniz. Herkese iyi akşamlar diliyorum. 4 Temmuz 2023 saat 20.35 itibariyle Borsa İstanbul'u bir değerlendirelim. Tavsiye niteliği olmadan eğitim amaçlı. 6000 puan seviyesinde bugün yine günü hareketli geçirdik. Yukarı yönlü bir zirve tazelemesi daha yaptık. 6100'lere doğru. 6000'in üzerinde kalıcılık gösterdi. Kısa vadede 5700 tartışması var, farkındayım. Gelebilirim bu seviye. Arkadaşlar burası tabii 6200 hattıyla birlikte tekrardan geri çekilme bir onay isteme süreci olarak takip edilebilir. Ben fikir ve öngörümü şöyle beyan edeyim. Keşke geri çekilse. Keşke bu noktaya bir temas gelse. Bence dua edin bu noktaya bir temas gelsin. Çünkü çok güçlü bir yükselişi ekstra tetikler ve bunu arkadaşlar muazzam bir teknik hareket olarak görürüz. Daha önce belirttiğimiz noktada şöyle söylemiştim. Böyle izah edeyim daha doğrusu size. Şu noktanın üzerine hareketimiz geldiğinde 5200-5150'lere doğru geri çekilebiliriz dedik. Bu normal dedik. İnşallah buraya da değer dedik ve daha güçlü bir yükseliş olur dedik. Gördüğünüz gibi bakın hareket roket gibi fırladı gitti. Şimdi inşallah diyorum bu siyah bölgeye bir temas gelir de buradan daha güçlü bir alıcı grubuyla beraber yola devam ederiz. Her geri çekilme, her onay isteme arkadaşlar daha yüksek hacimli ilerlemenin bir belirtisidir. O yüzden geri çekilmelerden korkmayın. Bırakın geri çekilsin ki zaten geri çekilmesi gerekiyor. Yani her gün bir yükseliş bekleyemezsiniz. Hisse bazlı da korkmanıza gerek yok. Türk Hava Yolları mesela, Sasa gibi hisseler sürekli olarak ön planda tutulup buradan bir manipülasyon yapılmaya da çalışılıyor. Gerek yok manipülasyona. Şu anda Türk Hava Yolları'na baktığınızda altın çağını yaşıyor ve voleyde vuruyorlar. Vurulması gerekiyor zaten. Çok önemli bir firma, önemli bir havayolu şirketi. Türkiye'nin katma değeri yani bırakın yükselsin daha da yükselir mi? Arkadaşlar yani baktığınızda tabii Türk Hava Yolları'nın yolu şu anda daha açık ama tabii kısa vadeli kar realizeleri, geri çekilmeler burada panik algısı küçük yatırımcı da oluşturur ama siz çok takılmayın bence. Gidişata baktığınızda evet bu noktalardan almak size riskli gelebilir ama içeride olanlar, pozisyonu olanlar için 300 lira bantlarını bence bir zorlamanızda fayda var diye düşünüyorum. Biraz daha böyle yılın sonuna doğru vade yaparsanız çok rahat bir şekilde hareket alanınız olur. Burada yeni girenler için şunu söyleyeyim. Oynaklık burada çok fazla olur arkadaşlar. Yani 130-140 lira bölgelerindeki gibi sıkışmadaki o dar alandaki hareketler olmaz burada. Biraz daha geniş olur. Yani onu belirteyim. Çünkü destek direnç aralıklarını görüyorsunuz. Bakın 2.618'lik direnç 223 lira. 1.618'lik desteğe baktığınızda gördüğünüz gibi 181 lira. Yani aralar açık. Yani buradakiler gibi dar değil. O yüzden mantıklı olun. Sakin olun. Panik yapmayın. Ama genel görüntü bence halen pozitif. Söylediğim gibi her geri çekilme daha güçlü bir yükseliş. Haber ekranlarına da bakacak olduğumuzda Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan bu ay sonu itibariyle Körfez turuna çıkıyor. Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere ilk etapta bir tura çıkacak ve en az 25 milyar dolar bir yatırım getirmeyi de planlıyor. Muazzam bir haber akışı. Borsa böyle haber akışlarını arkadaşlar sever. Ve diğer taraftan yine Merkez Bankası'na dair haber akışlarını takip ediyoruz. Her gün yeni bir açıklama geliyor. Her gün yeni bir rahatlatıcı adım atılıyor. Ve bugün yine KKM tarafında da yeni bir zirve tazelendi. Bir yandan çıkanlar var, bir yandan girişin devam ettiğini görüyoruz. Aslında burası Merkez Bankası'nın yönetimin bence işine yarıyor burası. Gayet iyi bir şekilde. Çünkü bence bunun yük olduğu falan yok. Yani işin detayına baktığınızda şimdi dövizinizi götürüyorsunuz, teslim ediyorsunuz. Diyorsunuz ki ben risk alamıyorum. Ola ki bir müdahaleye karşı vesaire. En azından param değerini korusun. TL bazında beni bir ters köşe yapmasın. Ya da en kötü ihtimalle bana faizi verir geçer. Faizler de zaten yüksek. Şimdi bir işin bu tarafı var. Bir de karşı taraftan bakıldığında faizsiz sizden borç almış oluyor. Yani devlet, hükümet, işte ekonomi artık ne derseniz Merkez Bankası. Bence buranın şu anda sürdürülebilirliği halen devam ediyor. Ve para girişi de zaten iyi. Şimdi bir de Körfez turu olacak. Yani bunlar arkadaşlar devam eder. Çok takılmayın siz işin buralarına. Şu anda piyasada canlılık var mı yok mu? Buna bakın. Evet. Faizleri %15 seviyesine getirdik. Mevduat faizleri %50'ye dayanmış durumda. %49 veren bankayı biliyorum.
Söylemiştim zaten %50-%55 bantlarına kadar çıkarız diye. Öyle de oldu. Bir süre daha bu şekilde idare edeceğiz. Söylediğim gibi bu ay kapanış özellikle kur tarafı için, KKM tarafı için kritik. Gelecek olan PPK kararı önemli. 500 bas puan gelmesini bekliyorum. Ve döviz kurunun cazibesinin bir süreliğine kaybettirilmesi gerekiyor. Yani kur korumalı mevduatta da kademeli bir çözülmenin olması için. Orada da yük biraz daha hafifletilirse tabii daha iyi olur. Diğer taraftan merkeze baktığımızda KKM dönüşümünde ihtiyaç olan dövizi doğrudan biz sağlayacağız dediler. Ve alt limite bakıldığında sevgili dostlarım 500 bin dolar ya da 500 bin euro şeklinde olacak. Burada da zaten piyasayla iletişimin ne kadar güçlü olduğunu görüyorsunuz. Yani baktığımda ben şöyle Borsa İstanbul'u destekleyecek diğer bir haber akışına eğer odaklanacak olursam Rusya'nın yaptığı açıklamaya bakıyorum. Taul anlaşmasının uzaması için sebep görmüyoruz dediler. O yüzden söylediğim gibi bakın gıda ve enerji tarafı daha doğrusu dünya genelindeki problemi aslında görebilirseniz yani şu an ne krizi var arkadaşlar baktığınızda bir su krizi var değil mi? Yani bir sulama krizi var. Bu sulama krizinin altında yatan sebep nedir? İşte tarım arazileri. Bunu etkileyen kalem nedir? Gıdadır yani. Yani bu bağlantı hep bu şekilde devam edecek ve diğer taraftan bakıldığında bir enerji krizi devam ediyor. İşte dünyanın en büyük doğalgaz üreticisi, tedarikçisine baktığınızda bütün dünya şu anda bütün Avrupa Rusya'ya ambargo uygulamış durumda. Yani bu kriz giderek derinleşecek. Bu krizle birlikte tabii bizim de içerideki hisse senetlerimiz, şirketlerimiz, üretim yapan işte elektrik üreten bakıldığında işte BOTAŞ'ıdır, odur, budur. Yani gidecek işte Tüpraş'ıdır, enerji kağıtlarıdır, yenilebilir enerji firmalarıdır. Gidecek arkadaşlar. Yani öyle böyle bu gitmeyecek. Yani şu anda işte şunu diyorlar. Ya Türk Hava Yolları yükseliyor. İşte Sasa yükseliyor örneğin. Hektaş yükseliyor. Endeks bununla gidiyor. Hayır arkadaş. Yani hepsi gidecek. Hepsi açılacak. Yani benim hissem örneğin burada kaldıysa, burada kaldıysa, burada kaldıysa endekse göre daha sert gidecek. Daha güçlü gidecek. Yani endeks o zirvede yataya bağladığında o konsolide noktasında 15 günlük, 20 günlük, 1 aylık süreçte bu sefer o hisseler daha çok sert gidecek. Yani bundan kaçış yok. Yani bu fiyatlama tamamlanacak teknik anlamda. Şöyle bir de yardımcı araçlarımıza ben bakayım eğitim amaçlı. Arkadaşlar günlük bazda Borsa İstanbul'un görüntüsü ekstra pozitif. Şimdi dolar bazında da bir miktar toparlanma arayışını görmeye başladık. Normal yani bırak ne olsun çok ucuz. Yani söylediğim gibi endeks 500 dolara gelmeden bir önümüzü arkadaşlar tekrardan kontrol etmemiz gerekiyor. 500'e geldiğimizde bir daha bir kontrol edeceğiz. 500'ün üzeri zaten mükemmel. Ama biz şu anda puan bazı odaklı olduğumuz için 10.000 seviyelerine bence odaklanırsak iyi olur. Burada da kabaca yani hiç bir teknik analiz bilmeyen birisi şöyle bir en bariz belirgin olan tepe ve dipten bir harekete baktığında bakın en bariz yani en net bir şekilde en basit bir şekilde burada zaten gideceği alanı zaten görürsünüz yani kısa vadede bir 7.000'leri bir destekleyen bir hareket var. Onun üzerinde zaten görüyorsunuz yani 10.000'lere hareket tamamlıyor buradaki görüntüye göre. Ve sonrasında yine bir düzeltme, bir dengelenme arayışı. Ama biz burada neyi takip ediyoruz? Trend temelli bir hareket takip ediyoruz. Yani hareketin başlangıç noktasını burada takip ediyoruz. Ve bir yükseliş trendimizi öncesinde oluşturuyoruz. Buraya en son düzeltme hattından sonra gelen temas şurası arkadaşlar. Burası kırıldı. Hareket şu an fırlıyor. Yukarı doğru gidiyor. Bunun öncesinde destek hattımız bizim burasıydı. Hareket son olarak buradan başlamış. Ve buradan da trendi takip etmek zorundayız. Yani mantık buradan işliyor aslına baktığımızda. Buradaki dipten baz aldığımızda işte 2300'ler, 5700'ler, onun da altına baktığımızda 4200'ler. Buraya göre bir trend temeli oluşturduğumuzda çünkü yükseliş trendi korunuyor. Görüldüğü gibi teknik anlamda da inci gibi çalışıyor. O yüzden buraya odaklanacağız. Bu trend temeline. Buraya göre de zaten hareket 20.000'leri destekliyor. Baktığımızda enflasyon devam ediyor. Döviz kurundaki artışla birlikte endeksin tamamı hisse bazlı da olsun, genel olarak endeksler de olsun dolar bazında bedava. Şu anda yabancı içinde gerekli ortam da hazırlanıyor.
Şimdi burada kaymağı niye biz yemiyoruz? Yani işte bunu anlayacağız. Bunu söylüyordum işte. Seçimden önce de bunu söylüyordum. Yani bunlar olacak diye, sert gideceğiz diye. Görüyorsunuz yani her gün yeni bir zirveyi tamamlamaya, test etmeye başladık. Daha iyi olacak ama düzeltmeler geldiğinde korkmayın. İşte bu düzeltmeyi Sasa'ya dayayıp işte endeksin balon olduğunu, Türk Hava Yolları'na işte dayandırıp endeksin balon olduğunu, Pektaş'a işte bankacılığa dayandırıp oraya dayandırıp endeksin balon olduğunu savunanlar olabilir. Ben kişisel eğitim amaçlı fikrimi, öngörümü söylüyorum. Balon balon yok kardeşim. Bedava, halen bedava. Yine söylüyorum. Bugün 4 Temmuz artık alamıyorsunuz. 5 Temmuz itibariyle endeksten bakın. Halka arzı %90'ın üzerinde çöp olan bir kağıt alsanız yıl sonunda zaten %100 zaten banko getirir bu saatten sonra. Yani benim fikrimi, öngörümü merak ediyorsan bu şekilde. Her şeyin hayırlısı diyorum. Yani şu anda keşke 5700'lere geri çekilsek. İhtimal var mı? Onu değerlendirelim yani teknik olarak baktığımızda. Arkadaşlar saatlik bazlarda çok aşırı sert yükseliyoruz. Bu tabii kabul edilebilir değil. Şu anda takip ettiğimiz yükseliş trendi burası. Ha. Yardımcı araçlara da bakalım. Bir miktar düzeltmeleri, geri çekilmeleri endeksin görüntüsüne baktığımızda hisse bazlı değil. Hisse bazlı çünkü ayrışmalar devam eder. Kimisi yükselecek, kimisi düşecek. Çünkü kimisi baskılanıyor. Kimisinin cezası var, kimisinin kredili işlemi kapalı vesaire vesaire. Bütün haber akışlarını biz takip edemeyiz. O yüzden hangisindeyseniz takip edeceksiniz. Kap haberlerini vesaire hepsi takip edilecek. Burada da şöyle bir görüntü oluşabilir. Yani teknik anlamda 5700'lere doğru gayet de makul göründüğü gibi. O yüzden yani panik olmayın. Bu ay 5700'leri görme ihtimalimiz var. Çünkü bir PPK toplantısı var. Önceki PPK toplantısı zaten gördünüz. Hareket nasıl bastırıldı ve sonrasında nasıl uzayıp gittik. Ve şimdi de böyle bir hareket çok normal olacak. İnşallah 5700'lere gelir. Yani tek temennim o. Gelecek gibi bir görüntüde zaten şurada bir uyumsuzluğa başlamış. Böyle bir sinyali var. Ha, bu demek değildir ki şunu demek istemiyorum demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Beni bağlamaz çünkü. İşte alacak olan 5700'ü endekste beklesin. Borsadan kağıt alacak. Bu değil. Çünkü 5700'e gelirken ateşleyen kağıtlar da olacak yani. Bunu söyleyeyim. Çünkü baskılanan kağıtlar var. Haber akışları desteklemedi çünkü kısa vadede endeks 6070'lere giderken. Rahat olun. 5700 sizi panik etmesin. Gelme eğilimi yüksek, bekler misin dersen beklerim ama hisse bazlı takibinizi yapmanız gerekiyor. Mesela Türk Hava Yolları geri çekilebilir örneğin. Örnek verdiğimde çünkü çok gitti. Burada da mesela 190 liralara doğru geri çekilmeleri takip edebiliriz. Mesela Zorene baktığımızda evet kağıt bölündü bölündü ama halen çok ucuz. Burada da mesela kısa vadeli bir miktar geri çekilmeler takip edilebilir. Şöyle daha doğrusu bir saatliğe geldiğinizde burada nereye kadar gelebiliriz örneğin? 3.20 lira kadar gelebiliriz. Sonrasında hareket tekrardan gider. Zaten gördüğünüz gibi kağıt bedava bölündükten sonra da. Yani risk alacaksınız. Almazsanız para kazanmak yok. Zaten bir de şöyle bir mevzu var. Borsa yatırımı sadece işte bilindik işte böyle BIST 30'daki kağıtlardan ibaret değil arkadaşlar. Güzel sektörler seçebilirseniz ya da görüntüsü güzel, halka arzı az olup işte karlılığı, sermayesi çok iyi olan ve geleceği parlak olan böyle güzel firmalarda bulduğunuzda ve ucuz da kalmışsa hele gömeceksin abi yani sen yatırımcısın, sen fırsatı kovalayacaksın. Fırsatı bulduğun anda elinde de nakitin varsa zaten parayı bu gömeceksin. Bu iş böyle zaten, para böyle kazandır. Ama yok ben risk alamayayım. Elimde 100 bin lira var. 20 tane buradan hisse seçeyim. Hepsine işte 5'er bin lira yatırayım. Abi 20 hissenin takibini nasıl yapacaksın? Teknik analizini, temel analizini, haber akışlarını, kap haberlerini vesaire. Bunu yapman da zor. Yani bu da aslında tehlikeli. Tamam parçalı alım, işte sektöre bölmek çok önemli falan bu diyoruz ama gidip de yani 100 bin lira paran da varsa 20 tane ayrı kağıdı almanın mantığı yok. Yani burada da bir detayı vermiş olalım. Bir iki sektör size yeter. En baba bilemediğiniz 3 sektör, 3 ayrı kağıt. Çok fazla parçaya bulaşmayın arkadaşlar. Bu da sizi yorar. Bu da sizin dengenizi bozar. Bugün itibariyle böyle olsun. Hepinize bol şans, bol kazançlar diliyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Görüntü iyi bana göre. Bir düzeltme, bir kâr realizesi çok normal. Panik olacak bir durum yok. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.